Ana bugün biz tarih fanlar doktor profesör Abduhamid Anaboyev ustozimizning kitob taqdimotiga barcha shogirdlar, undan ilmiy hamkasblar shu taqdimot boshlanishiga yig'ilyapmiz. Taqdimot boshlanishi arafasida. Bu kitobni aqshomdagi ancha bo'lganingiz taqdirlariga men shu shaklda ustozim tutdim, boshqa kishilar bilan band bo'lib bugünkü taqdimot munosabati bilan kecha yarim kun vaqtimni ajratib men g'alabalab chiqdim. Umuman juda bir hammamiz faxrlansamiz arziydigan yaxshi bir kitob bo'lgan. Mana bor muallifi hammamizga ma'lum bo'lgan nihoyatda kamtarin buyuk inson katta ishlarni qilsa ham o'sha kamtarona yurib ko'plab shogirdlar yaratib umuman arxeologiya, o'zbek arxeologiyasini shu darg'alardan deyishga haqqimiz bor. Undan tashqari bu obyekt, Aqsekel obyekti davlatimiz rahbarini, shaxsan prezidentimizni e'tiboridagi biz juda umid qilamiz, bu birinchi boshimga chiqqan kitob bo'ladigan bo'lsa boshqa obyektlarimiz bo'yicha ham bunga o'xshagan kitoblar tez-tez paydo bo'ladi va biz sizlar bilan navbatdagilarni ham mana shu taqdimotlarini o'tkazishimiz kerak. Ustozni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Aqsekent yodgorligini o'rganish natijasida o'ziga xos arxeologiya maktabi yaratildi. Xususan Namangan davlat universiteti arxeologiya kafedrasi faoliyat yurityapti va u yerda ustoz talabalarga arxeologiya fani bo'yicha dala arxeologiya tadqiqotlari bo'yicha ma'ruzalar olib boryapti. Namangan davlat universitetida arxeologiya yo'nalishi talabalariga arxeologiya fanidan dala arxeologiya tadqiqotlari fanidan ma'ruzalar o'tib kelmoqdalar. Hozirgi kunda Aqsekent yodgorligining 24 ta obyektida qazuv ishlari olib borilgan bo'lsa, kelajakda shularni 9 ta obyektni ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirish rejasi qo'yilgan. Hozir bugun shu respublika prezidentini 2019 yilda borib, Aqsekentni ko'rgandan keyin bergan topshiriqlardan bittasi biz yodgorliklarimiz, qadimiy shaharlarimiz to'g'risida shunday kitoblar yozishimiz kerak, tayyorlashimiz kerakki, u xorijiy turistlarga ham, xorijiy mutaxassislarga ham bemalol ular ham o'qiydigan, shularning tilida ham berishimiz kerak, yodgorliklarimizni butun dunyoga tanishtirishimiz kerak. Shunday kitoblar tayyorlash kerak deganida. O'shini inkosi tasdig'i sifatida mana yaqinda Aqsekent arxeologiya parki degan juda yaxshi o'sha dunyoning eng nufuzli nashriyotlarida chiqadigan kitoblardan qolishmaydigan, ba'zi tomondan ustun ham juda chiroyli qilib 3 ta tilda tekstlari bilan monografiya albom tayyorladik, chiqdik. Bunda nafaqat Aqsekent to'g'risida, balki butun Farg'ona vodiysi shaharlari, u yerdagi madaniyat, davlatchilik va umuman Farg'ona vodiysi tarixini Markaziy Osiyo tarixida tutgan o'rni, uni jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi, shu buyuk odamlar, buyuk ixtirolar, ularning qoldiqlari, shular to'g'risida gap boradi. Shuning uchun hozir mana bu kitob mana Yevropada, Fransiya, Germaniya, Angliya, bu yerda Xitoy, Yaponiyagacha buni jo'natdik. Hozir ulardan ham o'tkliklar bo'lyapti, juda tabriklashyapti. Demak, biz qilgan ishni to'g'ri qilgan ekanmiz degan xulosaga kelyapmiz. Kitob, monografiya, albom bu mo'yliman O'zbekiston tarixi, arxeologiyasida yangi bir sahifani ochdi desak bo'ladi. Aqsekent arxeologiya parki shakllanyapti. Uni arxeologiya parkini qurish jadal sur'atlarni amalga oshirilyapti. Buni nihoyatda katta madaniyatimiz tarixida, madaniyatimizda o'rni juda katta hisoblanadi. Respublikamiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevda tariximiz ruhimdan sug'orilgan juda ko'p meroslarimizni saqlab qolish to'g'risidagi va uni turistik obyektlarga aylantirish borasidagi ko'rsatmalari bugun hayotga tatbiq qilinyapti, amaliyotga tatbiq qilinyapti, amalga oshyapti. Bu arxeolog, tadqiqotchi, pedagog mana milliy universitetda shunday holatda diplom berishyapti. Agar shunday holatlarga bizda ham bo'lsa, arxeologiya yo'nalishida ko'plab talabalarimiz qolishi mumkin. Yangi bitirgan talabalarimiz mana milliy arxeologiya markaziga doktoranturaga kelishdi. Ilk mana yaqinda himoya qilishadi, xudo xohlasa. Bu bizning yutug'imiz.
Namangan devlet üniversitesinden bitirip bir yolda ötkizip bir yoldaki imtihanlardan sınavlardan ötüp bir yerdeki cemaatine arası bu an şöyle olsanmaz. Şunun için ben Allah'ın önünde daha şükür bildirerdim. Daimi hamkarlığımızı devam ettirip bana şu talebelerini doğru yönelişe salıp arkeoloji yönelişteki bana bu mutahassislerini kopyaltırış. Namangan olarak örgünlüğü fakat kutlar bir arkeolojilerini örgünlüş meselesi de hamkarlığımızı devam ettirişimizi ben sorup kalemem. Bu hamdaki sizce uzak umur. İlmi yüklükler yeniden beri devam etsin. Oylarınız baktığı, sağolun şagirdler baktığı, bana Halim Ufamız bilen bir gelirde nevre çevrelerde, fardatlarda olacak ama parasını koyup, koyup yerler bizge boğaz ve gülüşünüzü dayanın. Hazır gününde tatkotlarının en katta kısmı, şu yadgarlıkını, beşte tuçkasını, beşte noktasını Açı Osmanlısı'da müzeyi kılışken, Mulcallengen. Bunlardan biri, şaharının taşkı kısmında joylaşken, rabat kısmında joylaşken obyekt, 24. obyekt hesaplanadı. Bu obyekt kütülmegen halde çıkıp koygan obyekt hesaplanadı. 2019 yılda bir yerde mahalli ahalı kuruluş işleri kılıyordukken vaxtta şu ustaz Abdülhamid Anarbayev barıp körüp bu yerde işleri toxtatıp bizgi kazı uçlarına barışını taklif kıyken de şu yerde kazı uçları neticesi pişirgişlerden kılıngan katta turar joyini 3ta xonasini ochishga muvaffaq bo'ldik. Miqyos hissalarini qo'shganlar. Chunki sababi u yerda mana dunyoga tanilishiga, turizm sohasini yo'lga qo'yilishiga juda katta hissasini qo'shdi. Mana biz shogirdlar ular qatorida o'sha yerda ilmiy ishlar qilib, xudo xohlasa ustozimiz orqasidan borishga harakat qilyapmiz.